Tamam Mercan. Hadi git söyle abime. Yıllar sonra kavuştuğu kardeşini ayır ondan, tamam. Ellerini hapse yolla. Kim için Mercan? Hepimizin hayatını mahveden o çatal için mi? Asıl katil o. Asıl katil o Mercan. Senin, benim, hepimizin çocukluğunun katili o ya. Mercan, abim bir bebeği olacağı için ne kadar mutlu, görmüyor musun? Sevdiği kadın yanında. Ateş kuşları, kardeşi. Belki de hayatında ilk defa bu kadar mutlu. Tamam. Hadi ben umurunda değilim Mercan, tamam. Ama abimi de mi hiç düşünmüyorsun? Beni hapse gönderdiğinde o ne hissedecek sence? Hiç düşündün mü? Hepiniz yeterince ne söyleyeceğimi merak ettiniz. Farkındayım. O yüzden sizi daha fazla bekletmeyeyim. Baba. Komutan burada mı, şöyle dediler? Komutan! Komutanım! Ya sen ne, hırsız girmiş. Ne? Ya. Ne hırsızı ya? Ne hırsızı? Ali, yara. Koşun baba. Koşun, koşun. Koş. Koş. Koş, sen de koş. Koş komutan, koş. Çökün tepelerine. Bu ne ya? Komutanım sen geride dur. Bir dakika, geride dur. Hırsız hırsız yok. DNA meselesini de açma sakın. Sok onun cebine bakayım. Hadi. Yürü, yürü. Bismillah. Var var. Hani derler ya, böyle bulutların üstünde yürüyor gibi. Ben onları şimdi ne demek istediğimi şu an anlıyorum biliyor musun? Çünkü ben de saatlerce yürüyüp koşmak istiyorum. Ben de senin bu coşkulu, mutlu halini izlemek istiyorum yani. Beğendin mi? Baksana var var. Masal prenseslerininki gibi ama da kabarık eteği, bunu giyip şöyle döndüğümü hayal etsene. Niye hayal ediyorum ki? Gel içeri dene, giy dön. Hadi gel. Yok var var, yok yok. Ben istemiyorum ben ya. İstemiyorum, istemiyorum ben. Mercan ablamın gelinliğini giyeceğim. Ya ama sen bunu beğendin Güleş ya. Ayrıca Mercan ablanınki üstünde olmazsa o zaman ne olacak? Olsun, biz uydururuz. Uydururuz biz. Sırf ben para harcamayayım. Aa, yok, ne alakası var canım, olur mu? Bu bir kere çok kabarık diye ben şey yaptım. Çok kabarık olduğu için biz seninle çok uzak kalırız. Bu bir metre mi olsun aramızda? Olmaz, ben yakın olmak istiyorum seninle. Çok yakın olmak istiyorum. Ya. Ya. Hadi gidelim de bizimkilere nikah tarihi aldığımızı haber edelim. Hadi. Baba. Kızım sen yukarı bak, hadi koş yukarıya bak. Sen yukarı bak Ayça. Yürek miymiş lan bu şerefsizler, gündüz gözü de hep patlatıyorlar. Ne çalmışlar komutanım? Hiçbir şey. Ya gözcüler falan varsa demek ki, biz gelince kaçtılar. Yukarıdan da bir şey almamışlar. Arka tarafta da kimse yok. Neyse, canına mala ziyan gelmedi. Geçmiş olsun. Eyvallah, eyvallah. Sağ ol. Sen ne diyecektin bize? Ben hepinizden özür dilerim. Barbar'ı iyiliğim için peşime taktın. Ama işte insan sevince maalesef gözü de bir şey görmüyor. Yani Barbara sinirimden hepinizi kırdım. Yani özür dilerim. Kızım, sen iyi ol da kusurlar affedilir. Affedilir tabii canım. Kusur dediğin yani öyle
Ben gideyim o zaman yani. Teşekkür ederiz Seyfi Bey. Ben sizi geçireyim en iyisi. Olur, olur. İşte geldin siz bana o zaman. Hadi bakalım. Tekrar geçmiş olsun komutanım. Eyvallah. Komutanım geçmiş olsun. Sağ olasın çocuk. Sağ ol. Gel, gel. Gel. Ne oluyor? Niye DNA raporunu saklayacakmışım? Ya sen neyliğin için? Zıpkını babamın önüne torun diye atacaklar. Buna izin vermeyeceğim. Kızım saçma saçma konuşma, gel buraya. Bir bildiğimiz var herhalde. Torun ayağına, malınıza, mülkünüze konacak bu kırk ayaklar. Ama senin elinde Zıpkı'nın torun olmadığını ispat edecek kapı gibi rapor var çok şükür. Öyle değil mi? Dur lan! Dur! Dur! Ey kafanı. Aa! Abi ne yapıyorsun Allah aşkına? Deli misin ya? Akıllıyım. Hem de o kadar akıllıyım ki Einstein arkamdan nal toplar. İki tane DNA testi yaptırıyorum, tamam mı? Ayça'ya da senin saç telinden verdiğiniz DNA testini ver. Al bunu. Anladın inşallah. Zıpkı'nın adi bir dolandırıcı olduğu ortaya çıkmadı mı? Niye susacakmışım Seyfi? Söyle çıldırma insanı ya. Ayça, aynı patikten kim bilir kimlerde kimlerde var ya. Ya niyetleri babanı dolandırmak değilse? Baban o zaman demeyecek mi? Ya sen ne hadle? Zıpkı'nın saçını koparıp gider DNA testi yaptırırsın diye. Ayıkla pirincin taşını o zaman. Ama niyetleri gerçekten sizi dolandırmaksa o zaman şak diye çıkarırsın raporu. Suçüstü yaparsın. Bana bak. Vakitsiz öten horazı keserler. Ya az biraz akıllı ol ya. Örnek al, az biraz akıllı ol. İki gün mü? Ne ettiniz çocuklar? Nasıl hazırlanacağız biz? Ya iki ayağımızı bir pabuca sokacağız ha. Ya ne hazırlığı ya? Gideceğiz alt tarafı bir nikah dairesine, nikah kıyacağız değil mi Barbar? Aynen öyle ya, yani, abartmayın. İnşallah yani. Bir aksilik olmazsa. Allah Allah, ne aksiliği ya? Yani geçen defa nikahtan döndük ya Barbar. Son dakika bir şey çıkacak diye korkuyorum işte. Bu sefer ölümden başka hiçbir şey seninle evlenmeme mani olamaz. Aa Ali. Gelmişsiniz. Geldik abi, geldik. Aldınız mı tarih? Aldık. İki gün sonrasına. İki gün. He vallahi abi. Hadi bakalım. Darısı bütün sevenlerin başına değil. Bütün sevenlerin başına. Amin. Amin. Hayırlısı olsun canlar. Eyvallah. Ya Allah. Ah. Ah gel. Çocukla. Komutanın evinde çok zarar var mı? Ne oldu ki? Yok yok Allah'ım. O kadar büyük hasar yok. İçeri girmeye çalışmışlar. Kapıyı kırmışlar da bir şey alamamışlar içeride. Şükür. O da ne salak bir hırsızmış ya. Herkes profesyonel bir suçlu değil tabii. Ercan'ım. Sen iyi misin? Bir rengin beyazlamış sanki. Evet ya. Bir gariplik var sende. Aslında ne kadar mutlu olman lazım. Baksana çifte sevinç. Barbar'la Gülayşe evleniyor. Abimle bir bebeğiniz olacak. Sen abim dedin bana. İlk defa. Diyeceğim tabii. Abim değil misin? Abim. İnşallah senin de mürüvvetini görürüm. İşte o gün dünya benim olur. İnşallah abicim, inşallah.
Allah bizi hiç ayırmasın. Amin. Ha abi, unutmadan söyleyeyim de sana. Bütün izinleri aldım. Artık gönül rahatlığıyla balık ekmek satabiliriz. Oh be barbar. Oğlum ne iyi ettin lan. E hadi o zaman biz de hemen hazırlanıp çıkalım. Hadi beyler. Hazır iznimiz de varken. Çelik Bey evini devretmediği için inşaat izni alamadık, biliyorsunuz. Sürecin uzamasından ötürü şirket olarak Manhattan Park inşaatını yapmaktan vazgeçtiğimizde bizzat bildirmek isterim. Ah gitti güzelim evlerimiz. Biz de aylardır boşanma bekledik. Öyle değil mi arkadaşlar? Söz verdiğinizde bunlar artık evlerimizi. Ay biz ne kadar bekledik, ona haberiniz var mı? Yandık abi, yandık. Bitti dünya kadar para. Yandık yine yandık Tuncay. Ya yapma etme Murat Bey. Bu kadar insanın ne günahı var? Allah sizi de, o komutanı da, kiracılarını da... benim kapkara damadım hariç... bırtık bırtık etsin inşallah. Hay ağzından bal damlasın ya Safiye abla. Hep o horoz haliyle civcivleri yüzünden. Evet, evet haklısın. Böyle işte. Cip şirketin. Ya ne şirketin? O kadar uğraştık ettik. Ya emeğimizin hiç mi mükafatı yok? Madem hemencecik vazgeçecektiniz... neden bu kadar insana umut verdiniz? Yalancılar, sahtekarlar, dolandırıcılar! Dolandırıcı da, yalancı da, sahtekar da sensin. Aa! Ve hırsız. Evet, hırsız da sensin. Seyfi Bey, sizin devir sözleşmelerinizi eksik metrekare üstünden imzalattı. Hepinizden onar metrekare ayırıp kendine aldı. Allah seni bildiği gibi yapsın Seyfi. Tırnakların kopsun inşallah Seyfi. Safiye abla ya. Biz Alilere boşa kızmışız. Komutan evi devretse mahvedecekmiş bizi bu ahlaksız. Kadir abi bari sen yapma ya. Evet o kadar emeğim var. 5-10 metrekare lafı da olur be. Gel abim, gel ablam, gel. Gel anam, gel babam, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel. Yiyen şişman, yemeyen pişman. Var mı balığın böylesi? Yok. Buyurun, afiyet olsun. 200 lira. Gel. Kocacığım. Heh. Sana bir sorum var. Ya şu Gül Ayşelerin düğününden sonra bizimkini de yapsak mı uzatmadan? Ya aklın fikrin düğünde nişanla. Bir dur be kızım be. Oğlum, lan hangi genç kız nişanla düğününü düşlemez Kara? Eminim Gül Ayşe de hep aklında rüya gibi bir düğün düşlemiştir. Ama biz bunca adam onun kafasında düşleri düğünü yapamıyoruz ya. Hakikaten ağrıma gidiyor ya. Oo başkan. Kaynak yapma, sıraya geç. Balık almayacağım kardeşim. Yani alacağım da patronu kim buranın? Şişt, Zıpkın çekil oğlum adamın önünden. Kusura bakmayın, diğer müşterilere hak geçmesin. Balık ekmeğinizden yedik dün. Çok beğendik. Afiyet olsun. Buyurun geçin arkaya. Sıranız geldiğinde ben size sarıp vereyim. Bir değil. Tam 1000 tane balık ekmek istiyorum sizden. He? 1000 mi? Yarın düzenlenecek bir festivalin organizatörüyüm ben. Bu araba... bu konsept eminim ki festivalimize renk ve lezzet katacaktır. Arabanızla festival alanına gelip davetlerimize balık ekmek yapmanızı istiyorum. 1000 tane balık ekmek mi? Her şeyle çıkılmaz ki pazara. Daha fazla bir şey yapmak lazım. E abla, yün kumaş falan lazımsa gidip alalım ama. Neyle alacağız ablam? Kalan para anca boğazımıza yeter. Neyle alacağız?
Ne kiraya ne faturalara yetecek parayı toplayabildik. Alışverişlik bir durum yok yani. Doğru. Abla. Senin gelinliği terziye veririz diyordun bana uydurmak için ama... gerek yok yani, biz kendimiz yaparız. İğne atarsa falan da tuttururuz yani. Hem boşa masraf olmasın, hem de vakit yok zaten. Olur, öyle yaparız ablam. Ama hiç içime sinmiyor be Gül Ayşe. Sana, Barbara, yani sizin sevdanıza layık böyle güzel bir düğün yapmak isterdim. Ay aman abla. Ha biz kazasız belasız bir evlenelim de yani. Şu nikah bir kıyılsın da. Ben başka bir şey istemiyorum ya. Benden mutlusu yok vallahi bak. Kız aklına kötü şeyler getirip durma, Allah korusun. Bu defa evleneceğiniz. İnşallah. Kızım, kötü düşünürsen kötüyü çağırırsın. Ha? İyi düşünüyorsun. Tamam. Bence de kötü düşüncelerden uzak durmalıyız. Bundan sonra hepimiz için her şey çok iyi olacak. Değil mi Mercan? Halim. Mercan'ım. Ya bebeğimiz bereketiyle geliyor, bereketiyle. Ya daha ikinci günümüzde çok büyük bir iş aldık, çok büyük. 1000 kişilik, 1000. Ne oldu? Ne oldu, ne oldu? Kesin kötü bir şey oldu. Bak ben dedim size. Kötü bir şey oldu değil mi? Barbara mı bir şey Mercan, oldu? Mercan, kızım ne olmuş? Barbara kime ne oldu? Abla, bir şey söylesene. Dur kızım, dur. Dur, otur. Ali, hoparlörü açıyorum, herkes anlat, herkes duysun. Dinle. Abi. Ya 1000 kişilik bir organizasyon varmış. Balık ekmek satacağız. Bizi istediler. Ana, maşallah. Allah'ım seni şükürler olsun yarabbim. Akşam gelince daha detaylı anlatırım. He? Gülayşe'ye de bir sürprizimiz var. Bana mı? Aa, ne acaba? Ne? Hadi akşam konuşuruz. Kapatıyorum şimdi. Hadi hadi, kolay gelsin. Hadi. Yalnız 1000 kişilik yemekten de iyi para gelir ha. Vallahi. Gelir vallahi. Abla bak gördün mü? Nasıl alacağız diyordun, Allah yardım etti işte, gördün mü? Asıl sen bak kız. Ben de onu diyorum işte. Ya telefon gelince niye hemen yine endişeleniyorsun kızım? Ya bak dedim. Ne güzel oluyor her şey. Ay sürpriz mi acaba? Çok merak ettim. Vallahi ben de çok merak ettim. Ben merak ettim. Ben de çok. Ama sırtım çok kaşınıyor. Sırtım kaşınıyor. Sağ ol, sağ ol. Çık yukarı. Ulan adam bankadan çekip trink diye önümüze saydı ya 50 bin lirayı. Yarın festivalde alınca falan 50'yi de alacağız. Of, çok güzel iş be. Ali abi, bak bu adamlarla iyi geçinelim. Ayda böyle bir tane iş yakalasak deli para. Aynen. Devamlı çalışmak istiyorsak adamla işimizi iyi yapacağız beyler. Tabii. Tamam mı? Anlaşmada ne yazıyorsa, neye söz verdiysek eksiksiz yerine getireceğiz. Ali, çok malzeme almak lazım. Malzeme lazım. Ramaz da geldi, para da var. Alacağız sabitim, alacağız. Bugünden hazırlıklarımızı yapacağız. Şişt, oğlum kız tek başına topluyor lan. Kara zıpkın yardım edin lan bir kıza. Gidin şu tezgahı çabuk toplayın hadi. Dur, yavaş yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Bırak. Sabit, ne lazımsa listeye yazalım. Uskumru'nun teki ortalama 200 gram çekiyor. 5'i 1 kilo etse bize 1000 balık ekmek için ortalama 200-250 kilo balık lazım. 20-25 bin lazım sadece balık için. Tamam. Ekmeği, soğanı, belki daha büyük bir ızgara. Izgara. Daha büyük bir ızgara. Sabit, ızgarayı sil. Izgarayı sil, Gülayşe ile Barbara sürpriz yapmak için paramız yetmez. Eldekiyle biz idare ederiz. Domates yaz. Domates. Yok. Yok. Zabıtaydı. Arabayı bağlatmaktı. Yaramıyor bunlarda bir işe Tuncay. Neden? Çünkü aralarında bir polis var. Hallediyorlar bir şekilde. Ulan. Benim kurulu tezgahımı dağıtıp üstüne düzen kurarlar ha. Ne yaparım ben Tuncay? Söyle bakayım. Başlarını yıkarsın abi.
Yıkarım tabii. Yıkacağım. Yıktım say. Kalk. 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 Bana bak Barbar Efendi. Bundan sonra avukat istemem ona göre. Sen yokken hep gevşiyor bunlar. Başüstüne amirim. Hizaya getiririz evvelallah. Hadis seyime saylar. Sağ olun amirim. Hoş geldiniz komiserim. Hoş geldiniz komiserim. Soracağım ben size. Hemen gevşiyorum zaten. Ben bari. Buyur bırak saklamamı, geç yanına. Özlemişsindir koltuğunu. Neredesin ya? Önce Barbar komiserimi. Ulan var ya, hemen pulucumu dimi attın ya. Kıskanma lan, otur. Sağ ol kardeşim. Eyvallah. Yazdım. Var ya, aga öyle alışmışlar ki... Yokluğunda şubede cenaze havası vardı yani ha. Alo, sana diyorum ya. Allah Allah. Ya aga ne oldu? Ha? Ne oldu? Bak işine geri döndün. E çok şükür yengemle de evleniyor. Ne sıkıntın var? Söyle bakayım, de bana bir. Birader, doğru dürüst bir birikim yapamadık ki. Bırak Gülayşen'e düğün yapmayı, istediği gelinliği bile alamıyor. Ne haber lan? Bu ne oğlum? Silah arkadaşlarından düğün ediyen aga. Sağ olsun herkes gücü yettiği kadar çıkardı koydu işte bir şeyler. Masrafın olur diye düşündük. Lan. Lan siz var ya. Biz senin derdini sıkıntını bilmiyoruz mu aga? Adamsın lan sen. Aslansın lan. Aslan kardeşim be. Yalnız Şakir abi kepi geri istedi. Ne diyorsunuz? Gülayşen beğenir mi burayı? Beğenir abi, beğenmez mi ya? Baksana gül gibi salım. Benim Reyhan bile beğenmez burayı. Benim Reyhan mı? Benim Reyhan mı dedim ben? Hayırlı işler Kara. Senin Reyhan'ın anası Çırağan Sarayı'nı bile beğenmez oğlum. Tanıdık eşek arası varsa dilimi soksun birader. İstediğiniz gün öğleninde bir sünnet etkinliği, akşamında da bir düğün var. Ama ikisi arasında iki saatlik bir boşluk var. Size uyar mı? Uyar, uyar, uyar. Tutuyoruz sabır. Ama abi senden bir ricamız var. Şöyle süsü, limonatası, pastası eksiksiz bir düğün istiyoruz ona göre. Hepsini hallederiz, ne gerekirse. Baştan 40.000 demiştim. Davet sayınız da az. İki düğün arasında da sizi alacağım. 30.000'e anlaşalım. Eyvallah. Ama 10.000'i şimdi kapalı olarak elden alırım. Kalan 20.000'i de düğün başlamadan önce ödersiniz. Tamam abi. Allah razı olsun. Eyvallah. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Sağ olasın. Buyur ablam. Aslan abim. Aslan abim, kral abim ya. Vallahi bir şey değil mi? Rüyamda görsem düğün salonunda evleneceğime inanmazdım ha. Hem de rüya değil Gülayşe, gerçek.
Aldığımız avansla kaporamızı verdik bile. Festivalde balıklarımızı satınca paranın tamamını alıp size güzel bir düğün yapacağız. Vallahi hiç içime sinmiyordu. Nasıl iyi oldu biliyor musun Ali? Sağ ol abi ya. Bunca fatura. Kira ne olacak? Sen dert etme bunları ya. O parayla hepsini hallederiz. Ya. Of. Ay öyle mutluyum ki hepiniz. Çok mutlu olun istiyorum ya. Zıpkın abi. Abim benim. Sen de çok mutlu ol değil mi? Sen de çok mutlu. Sen beni merak etme. Önce düğününü düşün. İşte aldığımız avansla balıkları aldık. Salona kaporamızı verdik. Kalan paramız da bu. Vallahi helal olsun abicim ya. Ellerinize sağlık. Ben Barbara haber vereyim de sevinsin. Aradık. Haberi var. Ya. Vallahi aradık. Nasıl sevinmiştir kim bilir. Onun da işleri yoluna girse. Gidecek. Bizim de Barbara'nın da yolunda gidecek. Allah'ın izniyle şu işten alnımızın akıyla çıkalım. Devamı gelir. Ejderhamızla İstanbul'u fethedeceğiz. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Ve aleykümselam hacım. Buyurun. Hayrolsun, Mithat Efendi nerede? Bir sorun yok inşallah. Ben Mithat'ın abisiyim. Kardeşim hasta. Çalıştıkça hastalığı kötüye gidiyor. Allah şifa versin. Sağ ol Hacı Efendi. Hacı Efendi, ben sana bir şey söyleyeceğim. Mithat, burayı pek işletemiyor. Ben de işim gücümden dolayı pek burayla ilgilenemiyorum. Duydum ki kahve eşrafı seni çok sevmiş. Sırf senin kıssaların için buraya gelip gidenler varmış. Sana benim bir teklifim olacak. Hacı Efendi, bundan sonra kahveyi sen işlet. Kârı da kardeşimle pay edersin, olur mu? Var. Ne söyleyeceksin? Aşağıda deseydin ya. Kötü bir şey mi oldu? Ha? Aksilik mi çıktı? Ha? Biliyordum ya. Biliyordum. Konuşmuyorsun da zaten. Söyleyemiyorsun belli var. Var bir şey desene. Evlenemeyeceğiz değil mi? Bu sefer de evlenemeyeceğiz değil mi? Of Allah'ım ya, of! Ne oldu Barbar, söylesene! Arkana bak. Çok yakışacak sana. Barbar çok pahalıdır. Bu nasıl ödeyeceğim? Satın almadım. Kiraladım Gülaş. Hem bir kerecik giymeyecek misin zaten? Çok seviyorum seni. Ben de seni çok seviyorum Gülaş. Çok seviyorum. Ben de. Çok güzel.
Aa Mercan, sana da kahve yapayım diyeceğim ama bebeğe zararlı olabilir. Bak Ali, annenin getirdiği paralara nasıl baktığını gördüm. Sakın. Bak Mercan, sen kafayı taktın bana ha. Kaşım oynasa bir şey yapacağım zannediyorsun. Ben sana diyeceğimi dedim Mercan. Sen de uğraşma artık benimle. Ben seninle uğraşmasam senin vicdanın rahat mı yani? Rahat benim vicdanım. Ölmeyi hak etmişti o. Ona bak, sakın. Sakın bir haltlar daha yemeye kalkma. Bak gözüm üstünde. Ne oluyor Mercan? Abi görüyorsun değil mi? Mercan'dan ayrı çekiyorum, Barbar'dan ayrı çekiyorum. Geldiğimden beri sevmiyorlar beni, istemiyorlar işte. Mercan sen benimle bir gelsene. Gel. Fuat Mendire'ye zıpkını öldürtmek isteyen adam. Cevat Şimşek. Evini buldum ama kapı duvar aga. Komşulara sordurdum. 12 yıldır ev bomboş duruyormuş. Lan oğlum bu adamın eşi, dostu, tanıyan kimsesi yok mu Cemal ya? Vallahi yok aga. Vallahi yok. Son 10 yıldır ne bir hastane kaydı var. Ne sabıkası var ne de ölüm kaydı var. Yani herif hayalet olmuş, uçmuş bildiğin. Tamam. Tamam eyvallah birader. Bir gelişme olursa beni haberdar et. Tamam aga. Barbar. Kimle konuşuyorsun sen öyle kuytu köşede fısır fısır? Şey, Ayça'yla. Aa pardon, Aycan'la konuşuyordum. Selam var sana. Barbar, sen yine kaşınıyor musun acaba? Kaşıyacak olan sen kaşınıyorsun güzelim. Cemal'le konuşuyorduk. Zıpkının geçmişine, ailesine dair bir iz arıyorsun. Bulduk ne Barbar? Hı? Ucundan tutulacak bir ip bulmuş Sare. Biz de o ipi çekiyoruz. Ama henüz kayda değer bir gelişme yok. Gülayşen bak aman diyeyim. Zıpkına bir şey söyleme. Bir şey çaktırma. Çocuk boşuna ümitlenmesin. Yok Barbar söyler miyim? Söylemem. İçi yanıyor zaten Sare meselesine. Barbar. Hı. Ben düğünümüzde kimsenin derdi tasası olmasın istiyorum. Kimsenin içi yanmasın. Kimse üzülmesin. Herkesin yüzü gülsün. Hepimiz bir arada olalım istiyorum. Ne diyor? Ha. Barbar. Ne oldu? Bir gelişme mi var Zafer'le ilgili? Sare var bir şeyler, var bir şeyler de ben sana sonra anlatacağım. Bak şimdi biz Gülayşe'yle birlikteyiz, ne diyecek sana? Sare, selam, nasılsın? Selam Gülayşe, iyiyim, sağ ol. Sen nasılsın, siz nasılsınız? İyiyim, iyiyiz, çok iyiyiz biz. Ama seni düğünümüzde yanımızda görürsek daha da iyi olacağız inşallah. Düğününüz mü? Şaka mı yapıyorsun? Ya? Sare bak. Yani orada çalışmaya yeni başladın. İzin alman zor olabilir ama eğer izin alabilirsen seni aramızda görmeyi gerçekten çok isteriz. Barbar. İzin mesele değil de... Şimdi... Zafer'le ben biliyorsun. İşte. Yanınızda olmayı çok isterim. Gerçekten çok isterim ama... Yok be Barbar. Şimdi her şey bu kadar tazeyken ben yapamayacağım, çıkamayacağım Zafer'in karşısına. Affedin beni lütfen. Mutluluklar diliyorum ikinize de. Niye cevap vermiyor? Sultan'la ne derdin var Mercan? Ya söylesene. Bu kız sana ne yaptı? Ona niye böyle kötü davranıyorsun Mercan?
Benim sana bir şey söylemem lazım Ali. Ne? Söyle. Mercan, abim bir bebeği olacağı için ne kadar mutlu, görmüyor musun? Sevdiği kadın yanında, ateş kuşları, kardeşi. Belki de hayatında ilk defa bu kadar mutlu. Hadi ben umurunda değilim Mercan, tamam. Ama abimi de mi hiç düşünmüyorsun? Beni hapse gönderdiğinde o ne hissedecek sence? Hiç düşündün mü? Ya ne? Ne Mercan, ne bakıyorsun ya? Konuşsana, söylesene ne söyleyeceksin. Sultanın hali hal değil. Ya hepimizin canı çıkıyor, hepimizin bu evi ayakta tutalım derken ama o elinde telefon. Bütün gün yan gelip yatıyor. Herkesin bir sabrı var Ali. Haklısın. Ah be Mercan'ım, haklısın. Olmaz öyle. Tamam. Ben de zaten senin bu gebe halinle yorulmana izin vermem. Sen üzme kendini, ben onunla konuşacağım. Tamam. Ya Mercan, gözünü seveyim. Şu yer döşeğini bırak. Bırak ya. Ali aman. Aması maması yok Mercan. Tamam kara olmadık bir işte, bu yatağı aldı. Eyvallah. Ama biz gittik o tefeci itiyle zaten hesaplaştık. Mobilyacı zaten geri almıyor. İadesi yok bunu. Ben de senin bu hamile halinle yer yatağında yatmana, döşekte yatmana izin veremem Mercan. Hadi be Mercan'ım, inat etme artık ha. Ha, gel geçelim şu yatağımızı rahat rahat. Aç, aç, aç. Oğlum usta, aç. Selamun aleyküm. Hoş geldin abi. Kolay gelsin Kenan usta. Sağ ol. Ellerinden öper. Parçala, çiğne, yut, tükür. Çok para etmez bu. Burada parası anca. Ya ettiği kadar işte. Tek bir vida bile kalmasın ama. O yeter. Kasada 20 balık var usta. Ha. Balık? Şey, sizi kısmetinizeymiş. Hadi afiyet olsun. Sağ ol. Hadi eyvallah. Hadi yürü. Güle güle. Tuncay. Unutmadın değil mi şey? Yok yok abi. Aha. Hadi bakalım. Ateş kuşları haydi haydi. Acelemiz var. Hacı amca nerede? Sabah sabah kahveye mi gitti? Ha, hem de sırtında bir koli kitapla valla. İyi oldu ya bu kahvecilik işi. He? Adam hem sıkılmaz bir de bir uğraş olur. Valla doğru. Evet evet çok iyi. Hadi beyler, kara zıpkın sabit. Hadi oğlum neredesiniz lan? Aferin lan. Hazırlandınız hemen ha. Gülayşe. Heh. Sizin odaya da bir bakalım, nasıl düzenleyeceğiz? Yarın düğün telaşından uğraşamayız. Ha, olur. Barbar çok şanslı. Niye? Senin horultundan kurtuldu oğlum adam. Sen de inşallah Raya yengemle evlen. Ben de senden kurtulacağım. Şişt. Oğlum tamam lan, dalaşmayı bırakın şimdi. Gidin şu buzluktaki diğer balıkları alın, ejderhaya koyun. Daha gideceğiz fırına, manava vuracağız. Eksiklerimizi alacağız. Tamam. Ben geliyorum birazdan, ejderhanın orada buluşuruz. Mercan'ım,
Bak sen de yorma kendini, tamam mı? Ben Sultan'ı arayayım, sana yardıma gelsin. Sultan'ı gördün mü Gülay Ayşe bugün sen? Gördüm, sabahın körü çıktı. Nereydiydi sormadım vallahi. Dur ben bir arayayım ya Sultan'ı. Ejderha nerede? Ejderha yok. Oğlum ejderha yok. Sabit abi. Heh. Sen oyun mu çeviriyorsun bize yine? Yok. Sabit oyun çevirmiyor. Oyun çevirmiyor sen. Ejderha yok. Gitmiş. Nereye gitti oğlum? Mercan, Uğur Sultan'ı arıyorum da açmıyor yani. Sabah sabah nereye gitmiş olabilir ki? Ali sizin avanstan kalan parayı dolaptan çalmış kaçmış. Ya. Yok, para yok dolapta. Ne? Ne diyorsun abla sen? Ha geldi. Merhaba. Sultan. Neredeydin sen? Ay abi vallahi sabahtan beri şekerci geziyorum. Gülayşe için badem şekeri aldım. Bir de tülle kurdele falan aldım. Gülayşe'nin nikah şekerini ben yapacağım. Sağ ol. Teşekkür ederim Sultan. Ne iyi düşünmüşsün. Rica ederim, ne demek. Bu düğün dernek işlerini aranızda benden daha iyi bilen biri yoktur diye düşündüm. Ay Barbar arıyor. Dolapta para yoktu ki, ben onu yanıma almıştım. Ali ben. Söyle Zıpkın. Abi ejderha yok. Nasıl yok oğlum? Nasıl yok lan? Tamam. Biz geç kalıyormuşuz. Çocuklar çağırıyor beni de. Görüşürüz. Bana bak. Bana bak. Ben yaşayamıyorum bu yükle. Ali'ye yalan söyleyemiyorum. Her şeyi bilip bilmiyormuş gibi davranamıyorum. Ali bana kırıldı. Ona gerçeği söyleyeceğim. Söylersen karayı yakarım Mercan. Sen beni yakarsan Gülayşe'nin amcası Menderes'i karının öldürdüğünü gidip polise ihbar ederim. Tamam. Gülayşe affet beni ya. Düğün telaşında yanında olamadım. Ama zaten balayında asacağız işi. O yüzden bugün buralarda olayım dedim. Ya Barbar ya. Gülayşem. Ay çok heyecanlıyım ben ya. Böyle sanki kalbim şey gibi uçan balon gibi böyle birazdan havalanıp hafifledi havalanıp uçacak sanki. Senin o kalbine kurban olurum. Bırak uçsun ya. Uçsun da yanıma gelsin şimdi. Yo öyle kolay kolay olmaz. Öyle nasıl niyatsız. Varmam sana. Çok istiyorsan kalkıp kendin gel. Kociş. Kociş ne kızım ya? Allah aşkına sen şu Reyhan'la konuşmayı, muhabbeti kessen mi? Ha?
Sahi evdekiler ne yapıyor? Ay ne yapsınlar, bu kadar koşturmanın içinde bir de kavga ediyorlar ya. Kimle kim ediyor kavga? Ya Mercan ablam Sultan'ın evden para alıp kaçtığını sandı da. Sandı da kaçmamış mı? Ya öyle bir şey yok ya, aman yanlış anladı, yanlış anladı zaten. Barber beni çağırıyorlar. Sen de akşam çok geç kalma, tamam mı? Tamam güzelim, tamam. Kocuş. Hadi bay. Cemal. Bir baksana birader. Geliyorum. Aga. Otur otur. Cemal. Oğlum bak, bu sultanla bir iş var. Bu kız bir şeyler çeviriyor, bir şeyler saklıyor. Ya ne derse desinler, ben eminim o kızda bir şey var, şüpheleniyorum ben ondan. Diyorum. Diyorum. Eminim. Kim nasıl alıp götürdü oğlum ejderhayı? Kitlemediniz mi lan gece kapısını? Kitledim abi, kitlemez miyim ya? Kendim kitledim. Lan bak. Anahtar da burada. Düz kontak. Düz kontak yapmışlarız. Ejderhayla beraber kasasındaki balıkları, malzemeleri de çalmış şerefsizler. Festival işi iptal beyler. Oğlum ne iptal lan? Adama söz verdik. Avans alıp sözleşme imzaladık kara. Abi balığıydı, malzemesiydi. Düğün salonunun kaporası derken biz bütün avansı yedik. İade edecek paramız da yok. Vallahi o tezgahı gidip festivalde kuramazsak paranın kalanı da yok. Nasıl ödeyeceğiz salonun kalan parasını? Ha? Düğün de iptal beyler. Benden söylemesi. Olmaz. Her şey çok üzüldür düğünün. Ya bir durun oğlum, bir. Ya düğün zaten iptal olmayacak. O düğün bir şekilde yapılacak. Tamam mı? Evdekiler sakın duymasın ejderhanın çalanı. Tamam mı Sabit? Duymayacak. Her şey üzülür. Kara, Sabit. Siz hale gidip balık alın. Hangi parayla alacağız abi? Oğlum senin ağzın laf yapıyor işte, bir şekilde ikna edin. Ne bileyim, festivalden ödeme alınca paranın iki katını vereceğiz deyin. Izgara mızgara her şeyi ayarlayın. Zıpkın, senle de biz Barbar'ın yanına gideceğiz. Ejderhayı arayacağız. Tamam abi. Kara, oğlum bak festival saat 3'te. 2'ye kadar bütün eksikleri ayarlayın. Tamam mı abim? Verdiğimiz sözü tutalım adamlar. İnşallah. Hadi. Tamam. Sabit abi, sen bunu tut, ben balıkları alayım. Hepsini taşıyamazsın. Taşırım, taşırım. Daha ne ki varozum? Sen başını daha çok vuracaksın taşlara. Vur bakalım. Şimdi sıra Çelik Komutan'da. Hadi Tuncay. Sahilde bekleyeceğim dedin değil mi? Sen çoktan denize açılmışsın komutan. Hoş geldiniz Hacer Hanım. buyurun, buyurun. Şöyle oturun. Lütfen. Oturan bakalım. Ben emme çok fazla kalamayacağım. Malum telaşımız var. Evet, evet. Gül Ayşe kızım beni aradı bu sabah. Nikah şahidi olmamı istedi. sen ne dedin? Çok mutlu oldum, şeref duydum. Seve seve dedim. Pek güzel, o zaman nikah masasında yan yana oturacağız. Ha. şeyden dedim ben. Ben de Barbaros'un şahidiyim, ondan dedim. Yoksa neden nikah masasında yan yana oturam canım, değil mi? tabii, tabii. Hay Allah. Hadi kalk Hacer Hanım. Şöyle biraz yürüyelim ha. Oturmaktan belim tutuldu vallahi. Doğru diyorsun komutan. Ben de çok uzun oturunca böyle eklemlem uyuşuyor, tutuluyor. Evet. Hadi, hadi kalk kalk. Hadi, kalk hadi. O zaman yürüyen de açılan biraz. Buyurun, buyurun. Evet.
Hadi bakalım Mesut. Rahat çayları. Yüreği ısınsın milletin. Bizim yüreğimizi çay değil, senin kısaları ısıttı hacı. Benim gibi aksi, uysuz adamın birini bile yola getirdim vallahi. Estağfurullah Kadir Efendi. Ne haddimizi? Benim anlattığım kısa da ancak vesile olmuştu. Seni yola getiren Hüda'dır. Bu çay da bir başka olmuş hacı. Çok yaşa Kadir. Ağzından aldın lafı ya. Ne güzel çay olmuş hacı baba. Ne kattın sen buna ya? Harika bir çay. Biz böyle bir çay içmedik ki. Afiyet olsun. Mesut oğlum bir bakıverecek mi? Ben şuraya şöyle bir kitaplık yapın diyor. Benim kitapları buraya dizsem yetmeyecek. Senin yaşadığın arkadaşın kim varsa onlara değversen de kıyıda köşede kalmış kitaplarını getirivesele onları da dizsek buraya olmam mı? Bundan geri kitap dokunacak bu kıraathanede. Adı üstünde kıraathane. Kıraat ne demek? Okumak demek. Azıcık da kıraat eden değil mi? Evet, evet. Emrin olur hacı amca. Niye emri oğlum? Ancak ricam oldu senden. De bakayım sen. Satranç biliyor musun sen? Mangala biliyor musun? Satranç oynamayı bilmiyorum hacı amca. Mangalanın adını da yeni duydum. Mangala eski mi? Eski bir Türk oyunudur. Öğreneceksin. Onlar da oynayacak galiba bu kahvede. Ne kütürlü adam hacı bey. İyi oldu, iyi iyi iyi. Gençlere örnek oldu işte. Kahvenin havası değişti ya. Bu ne güzellik. Hacı amca, kızmazsan bir şey söyleyeceğim sana. Ben bir sosyal medya hesabı açtım. Adını da Hacı'dan Kıssalar koydum. Oğlum ben niye anlarım sosyal medyadan? Anlamana gerek yok ki Hacı amca. Sen kıssa anlatırken çekip paylaşacağım ben. Bırak gençler yapsın şu işi Hacı. Bir kişinin bile kalbi yumuşasa, koyup takkeyi önüne düşünse bir kişi az mı? Merhaba. Mahsu, hoş geldin. Hoş buldum. Şöyle ki bu davetiyeleri sizin için tasarlayıp bastırdım. Artık dedim mahalledekilere eşe dosta dağıtırsınız diye düşündüm. Ya. Vereyim şöyle. Bakayım. Dur bakayım ben de bakayım. Su bu çok güzel olmuş. Ne demek? Vallahi çok sağ ol. Yani ellerine sağlık. Hem bizi düşündüğün için de çok teşekkür ederiz. Ne demek? Benim için büyük zevkti gerçekten. Keşke bana da bir teşekkür etseydin. Ettin mi ya Sultan? Çok mutlu ettin beni dedim ya. Ben sana dememiştim ama. Neyse. Neyse ben bunları mahalleliye dağıtayım. Ben de seninle geleyim abla. Az hava alayım. Ben de derse geçeceğim zaten. Geleyim ben de sizle. Alo. Kerem nasılsın? Ya ben de çok istiyorum seninle buluşmak. Ama yarın kardeşimin düğünü var Çırağan Sarayı'nda. Onun için hazırlık yapıyoruz bugün. Ah, bir dakika. Hizmetçim Suzan bugün izinli de kapıyı açmam lazım. Merhaba. Yardıma geldim size. Yapılacak bir şey var mı Sultan? Canım, şimdi Suzan geldi. Bir düşündüm de bir saat sonra buluşabiliriz. Evet, tamam. Tamam, görüşürüz. Gel, 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 gel. Ana arterlerdeki bütün MOBESE kayıtları izlendi komiserim. Araç en son Bostancı Kavşağı'nda MOBESE kayıtlarına takılmış.
Ne yapacağız şimdi? Bostancı civarındaki tüm ekiplerin dikkatine. Çalıntı araç ihbarı. 1970 model kırmızı bir pick-up. Tekrar ediyorum. 1970 model kırmızı bir pick-up. Plakası 34 Gaziantep Adana 833 11. Plakayı tekrar ediyorum. 34 Gaziantep Adana 833 11. Marmara, elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz böyle? O civarda mimlenmiş, çalıntı araç tamir eden birkaç tane yer varmış. Oralara bakalım. Nereye bakılacaksa bakalım. Allah muhafaza, geç kalırsak hem balıklardan hem ejderhadan oluruz. Hadi çıkalım. Bir şey gelişme olursa haber ver. Emredersiniz. Güzelmiş ya. Ay, içim bayıldı ya. Biraz yiyeyim de midemi bastırsın ya. Reyhan. Hı? Ben çıkıyorum. Bunların hepsini bitir, tamam mı? Boşlama. Tamam tamam, merak etme Sultan. Sultan. Gül Ayşe'nin geleneğini çok merak ediyorum da. Bana bir göstersen olur mu? Reyhancığım, acelem var. Yukarıda odasında asılı. Sen çık bak, tamam. Hadi görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Kolay gelsin. Kolay gelsin ablam. Hoş geldiniz. Ablacığım, düğünümüz var. Bekliyor seni de. Ah. Düğün salonda ha? He, düğün salonunda. Geliriz tabii. Hem sayenizde evlerimizi şu düzenbaz inşaatçıdan kurtardık ya. Elimiz kolumuz dolu dolu geliriz hayatım. Ay, hiç zahmet etme. Sen gel yeter. Gelirim. Sağ ol, bekleriz. Hadi hayırlı işler. Güle güle. Neredeyse bütün mahalle gelecek düğünümüze. Evet ablam. Sonunda ateş kuşları bir yere ait oldu ha. Çok şükür. Hadi. Seyfi Bey. Gül Ayşe Hanım. Bunu da mı çağıracağım Gül Ayşe? Suyun hatırına be abla. Düğünümüz var. Bekliyoruz seni de. Allah Allah. Davetiyeleri de kızın hazırladı. Ha. Düğün salonunda. Bak sen. Paralanmışsınız bakıyorum. Düğün salonu falan tutulmuş. Ya. Abimler festivalde 1000 tane balık satacak da. Biz de dedik düğün salonu tutalım. He. Allah bereket versin. Sağ ol. Geliriz tabii canım. Gelmez miyiz? Ne o kadar para harcamışsınız. Tamam. Düğün salonu falan tutmuşsunuz. Geliriz. Bekleriz. Bekleriz. Hadi abla. Haydi, kolay gelsin. Sağ ol Gül Ayşe Hanım. Sağ olun. Ne yaptın ya? Bitti mi? Ha, bitti bitti de abi. Şu oda biraz takıldım. Ha. Güzel. Aferin lan. Aynı filmlerdeki gibi olmuş ha Tuncay. Ne bakıyorsun? Re'yi koymayacaksın mı? Yaşıyor olmaz oğlum. Torunun yaşıyor olur mu? Yaşıyor. Re'yi de koy. Türkçemizi katletme lan. Ha. Evet.
Tamam da abi, R'de biraz sıkıntı var. Neyse, halledeceğim, halledeceğim. Paraları hazırla Umutan. Kaybettiğim her kuruşu misliyle geri almazsam namerdim. Barbaros benim elimde büyüdü sayılır. Pek güzel, emmimi o kadar da haylaz bir çocuk. Abim onu kızını bulsun diye okutup polis etti. E o da kızı bir buldu, bir daha da bırakmadı. Benim torunumu, boncuk gözlüğümü de bir bulan olsa, bir kerecik kokusunu duysam varımı yoğumu verir. Kusura bakma komutan, ben düşünmeden laf ettim, üzdüm seni. Yok yok, üzmediniz. Bilakis umut oldunuz. Gül Ayşe kızım bulunduğuna göre benim torunum da belki bulunur diye düşünüyorum artık. İnşallah. İnşallah o gün bayram olur. Afiyet olsun. Kağıt helva. Çocukluğumda pek severdim. Ben de. Emmi pek satın olmuyor artık. Bulmuşken kaçırmayalım o zaman. Olur. Oğlum ver bakayım iki tane kağıt helva. Tabii. Kaymaklı mı olsun? Kaymaklı tabii canım. Ne kadardı? 60 lira. 60 lira. Sağ ol. Ayağınız taşa çarpsın da yürüyemeyin inşallah. Serçe parmağınız kopsun. Bu ne kalabalık. Her yer böyle aşık maşık dolu olmuş. Bu ne böyle? Oo! Komutan! Ne öyle 20'lik gençler gibi fink mi atıyorsun buralarda? Ne atıyorum? Anam jilet gibi takımları da çekmişsin ya. Her zamanki halim efendim. Ben de sağlık ocağına gidiyorum. Doktor her hafta kontrol ediyor. Maşallah çok sağlıklısın dedi ama işte bol bol yürüyüş yap dedi. Anam her şeyi de çifter çifter götürüyorsun komutan. Ama fazlası zararlı. İnşaat izleyen dayılar gibi kaldık burada. Hadi yürüyelim. Ben eve gidiyordum efendim. Vallahi olmaz. Hayatta bırakma. Yalnız başıma canım sıkılıyor. Barış çorabı mı? Tekini kaybetmişim. Çıkmışken de diyorum bana Barış çorabı alalım. Ah buralarda benim rahmetliyle el ele ne yürüyüşler yaptım. Şimdi seni görünce de o geldi aklıma. Ulan yerimiz belli, yurdumuz belli. Ederi neyse iki katını vereceğiz diyoruz, yok. Ya koskoca halde ayağına kapanmadığımız adam kalmadı ya. Hepsi mi vicdansız be? Ya hadi bizi geçtim, Gül Ayşe'nin ne suçu var abi? Bütün uğursuzluklar bu kızın en mutlu gününü bulmak zorunda mı ya? Barbar bulmuştur belki ejderhayı. Heh, buldu belki barbar. Ya bırak sabit, nereye buluyor ya? Şanssızlıkla müebbet yemişiz zaten. Ben Ali'yi arayacağım. Sabit. Ali, buldunuz mu? Yok sabit. Her taşın altına bakıyoruz ama ejderha yok. Barbar'ın aklında birkaç yer daha var. Oralara da bakacağız. Allah'tan kesilmez be sabitim. Ay. Dur.
parayı arayayım. Bir sene eksik. Kocişim, nasıl olmuşum? Çok güzelim değil mi? Baksana. Sen ne yapıyorsun o gelinliğin içinde? Gülayşe'nin gelinliğini giydim. Kendi gelinliğimi giymenin hayaliyle de yanıp tutuşuyorum karam. Ay baksana çok güzelim ya. Şuna bak. Ya. Dur bakayım, dur. Ne o önündeki leke senin? Ne lekesi? Nerede? Belinde. Ay, hardal dökülmüş. Püf, senin yapacağın işe ben. O mini gırtlak. Gülayşe çok üzülecek. Ne yapacağız Kara? Ne yapacağız değil. Ne yapacaksın? Ben hiçbir şey görmedim, duymadım, bilmiyorum. Ya, alo. Allah kahretsin. Ay, herkes gelmek istiyor düğüne, görüyor musun? Artık bizi kendilerinden görüyorlar, seviyorlar da. Her şey yolunda gidiyor inşallah. Hiçbir aksilik çıkmayacak. İnşallah. İnşallah galiba bu sefer çıkmayacak. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyur. Kolay gelsin usta. Eyvallah, sağ olasın. Biz ucuzundan bir pick-up alma niyetindeyiz. Var mı elinde? Babam galeriye benziyor mu bura? Benzemiyor. Araba satmıyoruz. Birader, uzatma. Çalıntı araba sattığını biliyoruz. Paramız var. Bize bir tane yürüyeninde sıkıntı olmayan pick-up lazım. Ha. Eğer varsa elinde kırmızı renkli, parasını fazla verebiliriz. Kırmızıyı severim biliyorsunuz. Gece elime bir tane geldi. Hem de kırmızı. Motorunda, yürüyeninde de herhangi bir sıkıntı yok. Tentesi de var. Nerede? Burada. Bakalım isterseniz. Bakalım. Hadi. Buyurun. Şurada. Dilediğiniz gibi bakabilirsiniz. Ejderha. Ne ejderhası ya? Eski arabasına benzetti herhalde. Allah kahretsin. Beğenmedin mi? Şasisinde falan herhangi bir problem yok. Polisle bir sıkıntı yaşamazsınız yani. İçiniz rahat olsun. Polisle sen sıkıntı yaşayacaksın ama. Nasıl, neden? Görürsün şimdi ne işin nasıl. Dur. Tamam abi. Durdum abi. Tamam durdum. Beyler, abi. Beyler gelin. Burada şubeye gitmek isteyen bir arkadaş var. Alın bu arkadaşı. Yürü, hadi. Bulamayacağız ejderhayı. Abi dur ya, dur. Enseyi karartma hemen. Thank you.
Sağ olun. Allah çekeyim. Sen de sıra. Ben de ben. Sabahattin Ali. Sırça köşk. Okuma niyetin varsa ağzından başla delikanlı. Olur Hacı amca. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Oo. Kolay gelsin hacı. Maşallah. Kahvenin havası değişmiş. Hoş geldin komutan. Otur sen de bir çayımızdan iç. Senin de havan değişsin. Delikanlı, bir çay ver komutana. Hadi bakayım. Necip Fazıl Kısakürek. Kilenin şairi. Benim kitaplıktan bu komutan. Kaldırımlar şairi demeyi tercih ediyorum ben. Hacı. Kaldırımlar en sevdiğim şiiri. Sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulu, ses kesilince sesin. Kaldırımlar, içinde kıvrılan bir lisandır. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Ben gideyim yol gitsin. Ben gideyim yol gitsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Tak tak ayak sesimi aç köpekler işitsin. Yolumun zafer takı gölgeden taş kemerler. Ne sabahı göreyim ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın. Verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim. Örtün, üstüme örtün serin karanlıkları. Uzanıverse gövdem taşlara boydan boya. Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi. Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya ölse. Kaldırımların kara sevdalı eşi. Nefesine sağlık komutan. Dağlandı yüreğimiz, şenlendi kulağımız. Ağzına sağlık komutanım. Ne güzel bir şiir. Aldı götürdü beni ben. Sağ ol. Su kızım. Bu böyle oluyor mu bunun üstüne? Oluyor oluyor Hacer teyze. Süpersin. Üşümesin kızım. Biz eskiden her şeyi böyle kendimiz dikya giyerdik. Belli ama elin çok yatkın. Ay acaba bunlardan mı işlesek böyle aralara? Hı? Pırıl pırıl olur. Ne dersiniz? Yakışır. Ha? Hı hı. Gülayşe? Bilmem. Olur herhalde.
Ya vallahi kötü bir niyetim yoktu. Ben çok beğendim gelinliği. Görünce de dayanamadım. Nasıl olacak diye merak ettim. Heves ettim işte. Sabit acıktı. Acıktı Sabit. Aliler bulmuştur bir şeyler. Gelirler şimdi. Sabit, baksana. Ne güzel elbise değil mi? Gülayşe'ye çok yakışmaz mı? Yakışır. Prenses gibi olur Gülayşe. Sabit dur, ne yapıyorsun? Sabit. Elbise Gülayşe'nin. Pek yakıştı benim Gülayşe'me. Pek güzel oldu. Çok yakıştı. Neyse geri götür koy yerine hadi Sabit. Hadi dedim Sabit. Sabit hadi. Alamayız bu elbiseyi. Hadi. Hırşit! Hırşit var, yetişin komşular! Sabit'in kolunu bırak Ercan! Bırak, bırak! Teyze dön, bırak! Bırak Sabit'in kolunu! Çalmadı, bırak! Çalmadı! Çocuk yaptınız! Teyze sadece bakıyorduk, çağırmayacaktık! Bırak! Gözümden gördüm! Polise vereceğim! Seni vereceksin! Hayır, polise vereceğim! Polise, polise! Polise çağıracağım! Ne olur, çalmayacaktık, baktık sadece! Şirin çocuk yaptınız! Teyze benim suçum. Nasıl duracak diye merak ettim. Polise vereceğim size. Dayanamadım. Heves ettim işte. Bırak Sabit'in kolunu bırak. Olmuş bir kere Reyhan. Tamam hallediyoruz işte. Değil mi Gülayşe? Sağlık olsun değil mi Gülayşe? Öyle tabii. Ay. Canım görümcem benim. Ay pardon. Bir tane. Bir tanesi bir tane. Canım canım. Oh, tövbe estağfurullah. Ay. Geç. Ay dur. Dur kız dur. Pardon. Abi ne yaptınız? Yok Barbar, burada da yok. Nerede lan bu ejderha? Eyvallah eyvallah. Biz de bakıp duruyoruz işte. Bakmadığımız, girmediğimiz yer kalmadı. Ama yok, Allah kahretsin yok. Aramaya devam Barbar. Tamam, tamam abi. Aramaya devam. Eyvallah, haberleşiriz. Ne diyeceğiz Gülayşe'ye? Bak bu düğün bu sefer de olmazsa benim kalbim dayanmaz, geberip giderim ha. Çok kızar Gülayşe, çok. Çok kızacak tabii. Mevzuyu anlatsak dert, yalan söylesek başka bir dert. Bu sefer kesin kapının önüne koyacak beni. Ah ulan aptal kafam. Ah ulan var ya Allah belamı verse yeridir. Lan balıkları niye kasaya bırakıyorsun? Balıkları sat bari düğünü yap be. Biz denizden uzaktayız. Bu martıların ne işi var burada? Martılar? Martılar balık sever. Bizim balıklar mı var lan orada? Alo. Alo abi. Martıları görebiliyor musun? Oğlum ne martısı, ne diyorsun lan? Tamam ben anlatacağım sana, anlatacağım. Sen görüyor musun? Görüyorum. Ne oldu ki? Tamam. Tamam ben halledeceğim. Allah Allah. Barbar martı görüyor mu? Bir şeyle bir şey diyor. Görüyorum işte martılar orada. Ulan amma kafa şişirdiniz. Gidin vapur peşinden koşun ya.
Hay aklına bin yaşa lan Barbar. Ejderha. Ejderha orada. Barbar müdürüz, binelim enselerine. Dikkat edin. Kaldır elleri, kaldır! Kaldır elleri, kıpırdama! Kıpırdama! Kıpırdama lan! Tut şunları! Tut! Kaldır elleri. Al şunu. Şunları da al. Ulan ne istediniz lan ejderhadan? Ne istediniz lan? Yürü, hadi. Lan Allah sizi bildiği gibi yapsın lan. Al şunu, al. Ay. Eskisinden daha güzel oldu ya. İyi ki leke yapmışım değil mi? Daha güzel oldu dedin ya. O yüzden öyle söyledim ben de. Ya bazen sadece eldeki malzemelerle daha güzel tasarımlar yapabiliyor insan. Hatta bir keresinde ben de eski bir battaniyeden mont yapmıştım kendime. Tam zamanda yetiştiniz hele. O kadın bütün mahalleyi başımıza topluyordu. Kimsenin eline bırakır mıyım sizi ben? Bırakmazsın. Nasıl bastım kadının ayağına? Avaz avaz bağırdı. İyi yaptım. Bırakmıyordu Sabit'in kolunu yoksa. Bırakmıyordu. Sabit'in kolunu bırakmıyordu. Keşke Gülay şimdi de öyle elbiseler olsaydı. Olacak. Deneyelim hadi. Bilal işe gel, elbiseni deneyelim. Gel 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 gel. Bak elbise deneyeceğiz. Ya. Yeah. Yeah. Çok güzel olacak. Kolyesini de takalım. Tacını da takalım. Prenses gibi oldu. Çok iyi be. Çok oldu güzel. Valla. Dön 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 dön. Pense pense. Elmamı yerse. Dön Gülayşem. Çok güzel oldu. Ben. Bana. Ne güzelsin be. Ay prenses gibi olacaksın Gülayşe. Yalnız tek bir sorunumuz var. Barbar gelinliği kiralamıştı. Bu haliyle geri veremeyiz ki. Kızım olsun, işe gittiler ya. Para kazanacaklar. Gelinliği satın alıveririz. Ha tabii. Ali dedi ya bugün çok para kazanacağız diye. E tamam o zaman. Ay bakayım. Ay. Göster halama göster. Maşallah kızım. Sabit abi şunu versene be. Beyler. Festivalci verdiği avansı geri isti. Gırtlağımıza kadar borca battık. Balıkları sabaha kadar satarsak ne hala? Elimizde kalırsa biteriz. Şu düğünü sağ salim yapalım da. Dünyayı uzaylılar bassın umurumda değil abi. Doğru diyor. Bahtsız bedevi bile şansla tur bindirir lan bize. Başımıza yeni bir bela daha açmadan şu düğünü yapalım artık. Ben diğer tekeri takacağım. Siz de elinizi çabuk tutun. Beyler. Düğünde aksilik çıkarsa Mercanlar mevzuyu onlardan sakladığımızı anlar. Düğünün borcunu hemen kapatmamız şart. Allah bu ejderhayı bulduk ya abi. Gerisi Allah kerim. Önümüzde daha uzun durmayız bu saatten sonra. Evelallah. Şubeye götürün. Hadi geç arabaya. Alif, şüphelileri aldık geliyoruz. Abi. Tamam. Ne oldu Barbar? Şerefsiz arabayı kimden aldığını söylemiyor. Şimdi şubeye sorguya götürüyorlar. Belki konuşuruz. Eyvallah Barbar. Gelin hanım, damat bey. Söyleyin bakalım. Konuştunuz mu aranızda mehir konusunu? Güleşe kızım hadi. Ne istiyorsun damattan? Hacı amca biz mehir mevzusunu konuşmadık Gülayşe'yle ama Gülayşem ne diyorsa benim için olur. Yok ben bir şey istemiyorum hocamca. Hele bakın şunlara. Kıyamıyorlar birbirlerine.
Aferin gençte. Hep böyle olacaksınız. Aile kurmak, ikiyken bir olmayı, eşini kendinden önde tutmayı gerektir. Ama mehirsizde nikah kıyılmaz. Allah'ın emri bu. Hadi kızım söyle. Ne istiyorsun damattan? Tamam. O zaman icaben 100 gram altın deyiveren bizi hacı. Yok artık hala. 1 kilo deseydin bari. Kabul. Ayık lan. Allah. Dur. Ulan leş gibiymiş bu. Oğlum belim koptu. Dayanamıyorum ben, bırakıyorum. Hayda. Çirkin yattı oğlum bu yatağın üstüne. Kızın uğursuzluğu çökmüş resmen. Hayır yani onlar evleniyor diye ben niye yerimden oluyorum ki? Hacer Alan odasını alsalardı işte. Ben de rahat rahat yatardım şurada. He, Hacer Alan ne yapacak? Bu ne güne duruyor? Barbar'la Gül Ayşe burada yatacak. Sen de gidip yan odada yatacaksın. Abim, idare et işte, ayıp olur. Sen biraz idare et. Tamam, ederim. Vazayı taşıdıktan sonra temizlik ellerinizden öper, kaybettiğiniz iddiayı unutmayın. Ne temizliği ya Cano? Benim tertip çıktı zaten, vazayı taşıyacağım ben sadece. Zıpkın, oğlum sözümüz söz lan. Temizleyeceğiz dediysek temizleyeceğiz. Tamam. Nikah başladı mı? Haydi. Hadi. Ya Allah. Haydi. Haydi bismillah, haydi. Ya Allah. Allah. Şekerlüsü gibi. Nizam'dan olma Bahar'dan doğma Lara. Talat'tan olma Şirin'den doğma Barbaros'u. Eş olarak kabul ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Talat'tan olma Şirin'den doğma Barbaros. Nizam'dan olma Bahar'dan doğma Lara'yı eş olarak kabul ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Sizler de bu nikâha şahitlik ettiniz mi? Ettik. Ettik. Ben de şahitlen şahadeti üzerine akde nikâh eyledim. Gören, gözeten, ikiyi bir eden yüceler yücesi Rabbim. Sen bu nikah akdini bereketli ve hayırlı kıl. Amin. Bu gençler arasında ülfet, sevgi ve sabır nasip eyle. Amin. 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 Nefret, geçimsizlik ve ayrılık verme onlara Allah'ım. Amin. Amin. Bu gençlere Hazreti Adem ile Havva anamızın, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile Hatice anamızın, Hazreti Ali ve Fatma anamızın arasındaki ülfet, muhabbet ve geçimi nasip eyle. Amin. Bol rızık, salih evlatlar ve sıhhat dolu bir yaşam ver onlara ya Rab. Amin. 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 El-Fatiha. Yok arkadaş, yok. Bizim satılık, kiralık, emlak işine dönmemiz lazım. Ya vallahi topu dikeceğiz böyle giderse ya. Abi. Ne oldu lan? Bu horozlar. Arabayı bulmuşlar abi. Vallahi gözlerimle gördüm. Hem tek parçaydı hem de yürüyordu. Ya arkadaş, bulmuşlar diyorsun ha? He. Tek parça hem de. Evet. Ya bunlar efsunlu mu be? Bulsunlar Tuncay. Belalarını da bulacaklar. Yarın şu komutanı bir yemleyelim. O horozla da ilgileniriz elbet. Al bakalım Kara. Abilerim afiyet olsun. Sağ olasın.
Afiyet olsun. Geldi. Buyurun kardeşlerim. Siz? Ali abi 3 tane balık ekmek çek. Bir tanesi soğansız olacak, kocuşka kara. Emrin olur Zıpkın Paşa. Şşt Barbar, ne olan? Evleniyorum diye mi ağlıyorsun? Nedir bu gözyaşlarının sebebi? Dertten mi, mutluluktan mı? Hayırdır? Vallahi ararım Güneş'i ya. Oğlum uğraşma ya benimle. Allah Allah. Sen hasta mısın desin? Hadi git işine bak, yürü. Uğraşma benimle. İşine bak. Allah Allah. Ulan oğlum yarın düğünün var. Düştüğün hale bak gece gece. Gelme dedik sana ya. Oldu abi ya. Var mı öyle hikaye ya? Bu soğukta bu kadar adam benim için çalışacak. Benim düğünüm var diye ben yatacağım mı evde? E hadi bakalım o zaman az laf çok iş. Sabaha kadar ne satarsak kârdır beyler. Haydi. Hadi bakalım. Soğansız geliyor. Uyanın. Uyanın, uyanın, uyanın. Evleniyorum ben bugün, evleniyorum. Düğünüm var, düğünüm var bugün. Benim düğünüm var. Abla uyan. Abla. Uyan hadi, uyan, uyan, uyan. Düğünüm var. Kalkacak herkes uyansın. Düğünümüz var bugün, düğünümüz var ya. Uyanın, uyanın. Herkes uyansın. Uyanın, uyanın. Düğünümüz var. Evleneceğim bugün. Evleneceğim ya. Kuzum. Evet bugün benim kızım. Güzel bebeğim evlenecek. Halasının kuzusu. Ablasının. Gözünün nuru o Hacer halam. Hepimizin bir denesi. Hepimizin bir denesisin sen. Kurban olurum seni ben. Allah aşkına ya. Ya ne bu tantana sabah sabah ya. Ne olacak sanki evlenince. Aynı sefalet devam ya. Sus kız. Kara akla, bu gerçekten çirkin ya. Bir tane güzel bir şey çıkmıyor of ağzından. Ama sen bile bugün benim sinirimi bozamazsın çünkü evleniyorum bugün. Barbarımla evleniyorum bugün. Hiç. Ali abim nerede? Vallahi işte festivalden kalan balıkları satacağız diye sabaha kadar çalıştılar belli ki. Daha gelmemişler. Ah benim kuzulağım, nasıl yorulmuşlardır şimdi? Sorma. Heyecandan mideme kramplar giriyor ya. Ne diye giriyor acaba kramplar midene? Sen daha önce oturmadın mı nikah masasına? Evet. Ama bu son olacak. Ömrümün sonuna kadar Barbar'ımla evli olacağım. Öyle olacak tabii ablam. Öyle olacak. Bak bir de korkuyordun işler ters gidecek diye. Evet. Ama alışkanlık işte abla. Ya insan annesinin koynundan alınıp çöpe atılınca hayat hep ters gidecek sanıyor. Bak ben bir çocuğa yardım ettim, bıçaklandım. Başka birine yardım ederken Barbar ölüyordu. Babamı kavuştum. Doyamadan o da gitti. Evim oldu, koskoca şirketim oldu. Onları da kaybettim. Neye elimi atsam kayıp gitti sanki. Korkma. Korkma bak bugün yolunda gidecek her şey. Hep öyle olsun oğlum. Ablam hayat bu. Düşeceğiz, kalkacağız. Ama birbirimize sıkı sıkı tutunacağız. Değil mi? Her şeyin üstesinden geleceğiz. Aa tamam. Tamam canım bunu mu konuşacağız bugün de ya? Ama ay, evet ya. Ya düğünümüz var bugün. İçimizi kararttık. Hadi bakalım. Evet hadi. Başlar ya. Tamam. Yazım. Sultan düğünüm var diyorum anlamıyor mu? ...15 bin. Hepsi bu kadar. Salona 30 bin verecektik. 10 bin de kapıra verdik. 5 bin eksik ne yapacağız biz? Öderiz, kaçmıyoruz ya.
Konuşacağız adamla. En geç haftaya çalışır öderiz. Aman ha beyler. Kızların yanında da böyle uykusuz çoban gibi esnemeyin. Mevzuyu çakarlarsa dert ederler. Bugün büyük gün. Kimsenin neşesi kaçmasın. Tamam. Lan sabah soğuğu da var ya, adamın içine işliyor ha. Davut abi, sonra da enseleri alırsın, olur mu? Olur yavrum. Olur. Ne demek? Vay! Berberlerin şahı Monsieur Davut. Vay kardeşim. Nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. İyiyim, sen nasılsın ya? Ne yapıyorsun Cemal? Bir şey diyeceğim şimdi sana. Ne söyleyeceğim, söyle. Sultan. Sultan ne? Hayırdır? Daire tutmuş kendine. Ne? Vallahi. Daire mi tutmuş? He. Ulan hangi parayla daire tutmuş? Apartman görevlisiyle konuştum. Dayalı döşeli. Hem de bir ay önce tutmuş. 6 ay taka para nakit vermiş. Oğlum sen ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun lan? Ulan biz 5 parasızken harıl harıl kafamızı sokacak bir çatı ararken bu Sultan Hanım gitmiş kendine dayalı döşeli ev mi tutmuş? He. Hangi parayla oğlum? Bu var ya bu. Bu yalan söylüyor size. Yüzük bunda biliyorum ben. Saklıyor bu yüzüğü. Bak o yüzük çok para eder ha. Bak bu size yalan söylüyor. Benden söylemesi. Çatın sus. Saklıyor bu yüzüğü diyorum ya. Saklıyor. Kaybettim diyorum yüzüğümü. Çocuk bunda ayrı çektim senden. Şimdi ayrı çekiyorum. Yeter ya. Yalan söylüyorsun sen ya. Yalan. Saklıyorsun sen o yüzüğü. Sus. Biliyorum ben. Yalan söylüyorsun. Yüzük sende işte. Sus. Dolandırıyorsun sen bunları. Babam haklıymış. Haklıymış babam. Ulan. Ulan nerede kaldı Ali abi ya? Ne bileyim oğlum. Bayağı oldu sanki. İnşallah ikna olmuştur herif. Yoksa ne yapacağız bilmiyorum oğlum ben. Ne oldu? Ali'den bir haber yok mu hala? Yok. Ne yapsak, bir arasak mı ya? Yok ya, gelir şimdi. Hem bence ikna etmiştir. Kaçmıyoruz ya, ödeyeceğiz parasını. Ali abi. İkna olmadı değil mi şerefsiz? Yok. Gidelim döve döve ikna edelim ya. Yapacak bir şey kalmadı oğlum. Hay içine tüküreyim ya. Verdiğimiz 10.000 lira dayandı, iyi mi? Ulan ne pis bir adammış bu. Ne diyeceğiz Gülayş'e? Para yetmedi, düğün iptal oldu mu diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Kıza söz verdik. Verdiğimiz sözü tutamadık. Hayal kırıklığına olacak. Abi. Yani ejderhanın çalınacağını biz bilemezdik ki. Sen elinden geleni yaptın hep. Kim söyleyecek? Ne bileyim ben. Çöp çekelim, kısa çöpü çeken söylesin bence. O düğün bugün olacak. Gülayşe. Biz düğün salonunun parasını ödeyemedik abi. Çok da umurumdaydı düğün salonu abi. Ben sokakta büyüdüm ha. Benim yerim de yurdum da sokak. Sokakta da evlenirim. Doğru diyorsun kız. Burada sokakta yaparız. Evet. Bir gün daha beklemek istemiyorum ben. He vallahi. Yeterince bekledik zaten. Yapalım ya burada işte. Ha? Ne diyorsun Mercan'ım? Olur mu? Olur tabii, mis gibi olur hem de. Oh be. O zaman. Thank you.
Hazır mısın? Hazırım. Emine, ablam. Çocuklar, hoş geldiniz. Çok özledim seni. Ben de seni. Çocuklar. Çok güzel olmuşsun. Hoş geldin emine. Hoş buldum. Hoş geldin Bilal abla. Seni çok özledim. Koca babamız. Hadi. Makyaj akmadı değil mi? Akmadı, akmadı. Ama aksa bile sen her halinde her zaman çok güzelsin. Gelin hanım, adınız soyadınız? Lara Eyüboğlu. Damat bey, sizin adınız soyadınız? Barbaros Tunalı. Şahitlerimiz? Hacer Eyüboğlu. Çelik Yıldırıcı. Bir kere daha şahitleriniz önünde söyler misiniz? Barbaros Tunalı Bey'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Barbaros Tunalı, Lara Eyüboğlu'nu eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. İşte bu kadar. Sizin için günler olsun. Yaşa be. Sizler de şahitlik ediyor musunuz? Ediyoruz, ediyoruz. Evet. Belediyenin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak ben de sizleri karı koca ilan ediyorum. Thank you.
evlendik mi? Evlendik. Var var inanamıyorum. Vallahi ben de. Benimle dans eder misin Ercan'ım? Ben sana hayır diyebilir miyim? Sözünü dansa kaldırmak ister misin? Yok kardeşim, sağ ol. Ben çok beceremiyorum o işleri. Yapamıyorum, dans edemiyorum da psikoloji. Hem düğün provası olur ya böyle, ha? Hadi kalk. Değil mi ya yengesinin bir tanesi? Hadi biz kız evi miyiz? Kalk be. Hadi, kalk kalk. Haydi kalk kalk. Bir mukabele, bir mukabele. Maşallah! Ayağıma bastın. Hocacığım affedersin. Ama zaten evleneceğiz ya. Prova yapmış olduk değil mi? Tövbe estağfurullah. Servet, hadi kalk dans edelim. Sabit dans edemez ki. Zıpkın, sen dans etmek istemez misin? Ya bugün Barbar'la Gülayşe'nin en mutlu günü. Böyle surat asıp oturacak mısın yani? Bak çok üzülürler sonra. Üzülmesinler. Barbar üzülmesin. Gülayşe de üzülmesin. Evet, hadi. İyi bari. Sabit abimle dans etseydiniz peşi. Yani o da dans edebilseydi tabii. Sen Sabit abim için çok değerlisin. Ben onu çok seviyorum tabii ki. Sabit çok iyi bir arkadaş. Sare.
Sare. Hoş geldin. Geldim tabii. Kardeşlerim evleniyor. Gelmez miyim? Atladım, geldim. Dur bakayım size. Çok özlüyoruz be seni. Çok. Bazıları çabuk unutmuş ama. Sare, bilmiyordum geleceğini. Belli oluyor. Durun bir dakika. Sare, ne gerek vardı? Olur mu öyle şey? Tebrik ediyorum. Sağ ol. Bir ömür boyu mutlu olun inşallah. İnşallah. Amin. Kusura bakmayın, ben kalamayacağım şimdi. Gelmişken halletmem gereken işler var, onları halledeyim, tamam mı Barbar? Sorun yok, keyfine bak sen. Ama dönmeden mutlaka görüşelim, olur mu? Hı hı, tabii. Hadi, iyi eğlenceler. Sağ ol Sare. Sare. Sare, dursana bir kızım. Sare, bir dur, bir konuşalım. Sare, dursana, bir konuşalım. Konuşacak bir şey yok. Sare! Zafer. Sen... Yolda terk ettin beni. Beni yolda terk ettin sen. Üstelik bunu benim için yaptığını söyledin. Klasik erkek yalanı işte. Ben de salak gibi inandım. Ben sana hiçbir zaman yalan söylemedim. Neyse. Senin dansın yarım kaldı. Eğlencene bak. Sare. Ne kadar buradasın? Düğün için geldim. Dönüyorum. Allah razı olsun komşular. Ne demek komşu lafı mı olur? Sizin gibi seven az dünyada. Bilin bunu çocuklar. Bilin birbirinizin kıymetini. Komutanım, ne gerek vardı? Şşş. Sağ olun. İyi geceler. İyi geceler. İyi akşamlar çocuklar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar komutanım. Hadi çocuk, yürü gidelim. Yok komutanım. Az konuşalım seninle. Hadi dedim. Komutan bir konuşsun. Gül Ayşem. Ne plan? Kınalı kuzu. Ali görüyor musun? Kızımız yuvadan uçuyor. Aa? Nereye uçuyor Mercan'ım? Yan odamızdalar ya. Ha? Ya onu mu diyorum ben?
Artık Gül Ayşe'nin bizden önce Barbar'ı var. Abla ayıp ediyorsun. Ben sizden değil mi? Hı. Ya bizdensin oğlum, bizdensin aşk olsun. Ay, kıza nasılayım ben canım? Allah Allah, idare edeceğiniz artık bugün beni. Barbar da ateş kuşu. Ateş kuşları, toplanın lan. Gelin sen de. Biz kimiz? Ateş kuşları. Kim kardeş? Biz. O kadar. Hadi. Hay Allah. Aa, ne diye şimdi beni attı ki bu çiçeğe kız? Kıza suç atma Hacer. Çiçek nereye gideceğini biliyor demek ki. Ne oluyor ya? Aa, ne oluyor? Ne oluyor ya? Dur, tamam. Var var, gel kaçalım. Bir dakika Gül Ayşen, dur, ya, dur bir dakika Gül Ayşen. Bir dakika Gül Ayşen, tamam Gül Ayşen, bir dur. Bir dur, bir anlayalım. Lan Cemal. Lan Cemal, aklımızı aldın lan. Balayına gidiyoruz. Şile yolcusu kalmasın. Hadi bakalım. Ne adamsın sen ya? Aklımı aldın lan. Görüşürüz hala. Görüşürüz. İtir kardeşim. Uzun haber hissettin değil mi? Hadi Gül Ayşem, hadi. Hadi dikkat edin ha. Hadi. Hadi siz dikkat edin kendinize. Hadi Gül Ayşem. Hadi var var. Efendim buyurun. Buyurun, buyursunlar, buyursunlar, buyursunlar. Gel yengem, gel. Tamam tamam, ben hallettim. Hadi. Gül Ayşe'yle Barbar için gelmiş sadece. Başka bir sebebi yokmuş. Yüzüme bakmadı komutanım ya, yüzüme bakmadı. Bir insan bu kadar kolay mı silinir ya? Toysun daha çocuk, toy. Göremiyorsun. Neyi göremiyorum komutanım? Bak çocuk, kadın kısmının ağzı başka konuşur, gözleri, yüreği başka. Gözlerine bak evvela Sare kızın. Yüreği ne diyor, ona bak. Hadi gel. Bir çay koyup içelim. Belli ki söylenecek çok söz var daha sana. Hadi. Geç, geç. Yerde zarf var komutanım. Ne? Allah Allah. Nedir ki o? Ver bakayım. Ayşe mi düşürdü bunu acaba? Yusuf'um, gerçek mi bu Allah'ım? Gerçek mi bu Allah'ım? Unutun. Komutanım için. İyi misin komutanım? Dur.
yaşıyor. Bu da saçı. İnanmıyorsan DNA testi yaptırabilirsin. Torunun Yusuf'un adresini daha sonra bildireceğiz. Kaldırma Züreyi. Yalansa kaldır ama. Ölürüm ben çocuğum, ölürüm. Komutanım. Komutanım dayan. Dayan, ben Aliler'i arıyorum. Şimdi hastaneye götüreceğiz seni. Geliyorum komutanım. Çocuk dur. Kimseyi ayağa kaldırma. Haberi olmasın kimsenin bu mevzudan. Ya biri benimle kafa buluyorsa. Saç yazıyor. Bir bak, zarfta saç var mı? Var komutanım. Yusuf'umun, torunumun bebeklik saçları. DNA testi yaptıracağız çocuk. Karşılaştıracağız iki saçı. Milyonda bir ihtimalle olsa... o zarftaki saç torunumun olabilir. Komutanım. Komutanım, ben bu gece yanındayım. Senleyim. Sakın itiraz etme bana. Tamam mı? Ben de onları arayayım. Burada kalacağımı söyleyeyim. Tamam mı komutanım? Barbar, hadi neredesin? Canım sıkıldı, hadi. Barbar, çok romantiksin. Yani çaktırmasam da romantiğimdir. Meyve mi hazırladın sen bana? Evet. Ama ben karımla dans etmek istiyorum. Aa. Evet. Yani düğünde ettiğimiz dans yetmedi mi yani? Hiçbir zaman da yetmeyecek. Sonuna kadar kaçıp gideceğim sandım, biliyor musun? Allah Allah. İyi ki bir kere kaçıp gittik ya. Adımız çıktı ama. Bir daha kaçsam kafanı koparırdım senin Barbar. Artık hiçbir yere gitmem. Meğersem ben yıllarca kendim için aramışım seni. Niye bu kadar geç buldun beni? Bilmem. İyi saklanmışsınız Güneş Hanım çünkü. Hmm. Seni ilk gördüğümde mola yerinde yani. Tüylerim diken diken oldu, biliyor musun? Bir rüzgar esti yani. Sanki öyle garip değiliz. Peki ben seni ilk gördüğümde... sizinkiler seni
ejderhanın kasasına koyup hastaneden kaçırıyorlar. Evet. O gün bugündür peşindeyim. Sırada bizden sonra? Hı? Kim ellenir yani? Sare ile Zıpkın mı? Reyhan da kara mı? Vallahi var ya, o Reyhan alttan girer, üstten çıkar. Karayı kandırır, evlenirler. Doğru. Sana. Doğru. Ya o değil de. Hı. Sare Zıpkın'a çok fena bozuk attı ya. Ama seviyorlar birbirlerini Barbar. Barışırlar bence. Hem bak ailemiz büyüyor. Ali abimle Mercan ablamın bir bebeği olacak. Geriye bir Sabit kalıyor. Bir de Sultan. Sultan evlenir mi sence? Vallahi Gülayşen, ben Sultan'ı anlamadım. Çözemedim o kızı. Ya onu kim çözdü ki zaten Barbar? Bir yüzüne gülüyor, bir arkamdan konuşuyor, bir laf sokuyor. Ben de anlamıyorum yani. Geceleri de kabus görüp duruyor, uyutmuyor zaten. Neyse ki artık ben Sultan'la değil, kocamla uyuyacağım. Vay. Peki ya senin bu kocan horluyorsa? O zaman ne yapacaksın? Su döküp uyandıracağım Allah'ım. Su döküp uyandıracaksın. Hı-hı. Su döküp uyandıracaksın. Evet. Ne var? Aysin sen. Ne var? Hayır ya, bana. Su dökeceksin ha? Ay Barbar'ın arkadaşın evi o kadar güzeldi ki. Vallahi şömine de yaktık sabaha kadar. Sabah da böyle deniz görüyordu zaten. Denizin kenarında yürüyüş yaptık. Oh! O da bir şey sanki ya. Kızım neden öyle diyorsun? Eğlenmiş işte çocukla. Ay Hacer teyze, iki gün balayı mı olur? Sen bul birini de daha fazla yaparsın. Heh. Hı. Yapmaz mıyım? En az iki hafta. E tabii bir de yurt dışı. Gülayşe'cim, kalıp balayı maceran dinlemeyi inan çok isterdim ama gitmem lazım, işim var. Nereye? Yüreğimin götürdüğü yere Mercan. Abla bu iyice şımardı, sen buna nasıl katlanıyorsun, ben anlamıyorum ya. Ya sabır. Kızım, Ali abinin hatırı var, idare edeceğiz. Ali abimler balık satmaya mı gitti? Zıpkın hariç evet. Zıpkın abim niye gitmedi ki? O komutanla kalıyor iki gündür. Ayça bir yere gitmiş. Yardıma mı ihtiyacı varmış ne? Ona yardım ediyor. Vay vay. Sultan Hanım'a bak sen. Rezidansta oturuyor bir de. Efendim Cemal. Aga, Sultan'la ilgili bilmen gereken bir şey daha var. Ne?
Söyle çocuk. Ne oldu? %99.9 uyumlu komutan. Allah'ım. Allah'ım. Ölmeden bana torunumu göstereceğiniz. Sana şükürler olsun. Şükürler olsun. Sonuçlar komutan. İçim kan ağlıyor ha. Hayır yani karşısındakinin gerçekten böyle torunu olduğunu bir bilse. Abi biz de çok insafsız çıktık be. Ulan kamyon yüküyle paradan olduk komutan yüzünden. Açtırma ağzımı şimdi. Ofisi açtı mı? Şu sahte torunun adresini verelim, uzatmayalım bu işi artık, tamam. Yeter. Tamam abi. Ben birazdan geliyorum. Hadi git. Ağlama komutan, ağlama. Gözyaşlarını sonrasına da sakla. Torunun nasılsa ananı ağlatacak. Sağ ol çocuk, sağ ol. Sen olmasan ben bunların hiçbirini yapamazsam. Ben her zaman yaparım komutanım. Ben her zaman senin yanındayım. Ama bak, torununla kavuştuğunda benim pabucumu dama atarsan valla atlarım, aşırı atarım. Hadi aşırı atarım. Hadi. Bu sana. Hey, 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 hey çocuk! Şşş, gel zıplın, buraya. Zıplın oğlum. Gel buraya. Gel. Çocuğa bak ya. Komutanım, bir açsana bir bakalım komutanım ne yazmışlar. Komutanım. Komutanım, komutanım, komutanım gel otur. Komutanım. Gel otur komutanım. Komutanım iyi misin? Ha? Komutanım iyi misin? İyiyim çocuk. İyiyim. Ben bu çocuğu bulup geliyorum komutanım hemen. Aa, bir yere gitme. Sakın bir yere gitme. Komutanım, o zarfı kimin verdiğini bulmamız lazım. Sen o zarfı vereni saf mı zannediyorsun çocuk? Sen o çocuğu yakalasan bile kimin verdiğini bilmez o. Doğru diyorsun komutanım. Biraz dinlenelim, polise gidelim komutanım. Polise değil. Bu adrese gideceğiz. Bu adrese. Hadi. Hadi, hadi. Oyun bitti.
şeyi biliyor. Şurada bir dur oğlum, dur. Çocuklar merhaba. Selam amca ya. Yusuf'u arıyorum. Yusuf. Siz tanıyor musunuz? Bu sokakta oturuyormuş. Hayırdır birader, ne çocuğu? Tanıyor mu tanımıyor mu onu söyle bize. İleride arabanın yanındaki sarı bina bey amca. Tamam, eyvallah. Eyvallah çocuklar. Hadi, 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 hadi. Yürü. Sağ olun çocuklar. Eyvallah. Hadi oğlum. Eyvallah. Buyur oğlum. Sağ olasın. Hayırlı işler. Yürü bakalım komutan. Felaketine doğru yürü. Selamünaleyküm kardeşim. Komutanım. Sen istersen bekle, ben çalayım kapıyı. Yok çocuk. Kapıyı ben çalacağım. Kime baktınız? Yusuf sen misin? Benim. Ne olmuş? Yusuf'um. 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 Torunum benim. Yusuf'um. 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 Bağımsız torunum, bağımsız torunum.